Merhaba arkadaşlar. Daha önce sizlere birinci bölüm video çekmiştim. Fırça nasıl yapılır diye. Fırça neydi? Rüzgar türbinlerinde yukarıda alternatör enerji üretiyor ve aşağıya doğru elektriği kablo dolaşmadan aktaran sistem. Yani şu gördüğünüz yapılmış sistem. Şimdi bunun yapım aşamasını kısaca anlatacağım. Sizlere videomla uzun bir şekilde çekip sıkmak istemiyorum. Çünkü uzun videoları genelde kimse izlemiyor. Ondan sonra yok like atın, yok abone olun. Ben öyle şeyleri de pek sevmiyorum. İsteyen abone olur, isteyen olmaz. İsteyen beğenir, isteyen beğenmez. Yorumlara da açığım tabii ki medeni bir şekilde. Şimdi önce malzemelerimizi tanıyalım. Bu fırçayı yapacağız ama neler gerekiyor? Öncelikle şu bakır boru. Bu 28 milim. Bu klima malzemesi satanlarda bulabilirsiniz. Şu da maşon ek bölüm. Ben bunu da ayrıca aldım lazım olur diye. Bunu alabilirsiniz. Bunların çeşitli inceleri ve kalınları da var. Tabi biraz bakır olduğu için pahalı. Onu da özellikle söyleyeyim. Şöyle kuvvetli bir havya olması lazım ki bu yüzüklere lehim yapabilirsiniz. Çünkü küçük tabanca havyalar onu pek sağlıklı yapamıyor. Şimdi gelelim en önemli kömür. Bu şeyler sürtecek buna. Kömür. Bunu nereden bulabiliriz? Otoelektrikçilerinden bulabilirsiniz. Veya tamir yapan, otoelektrik tamiri yapan kişiler çıkma alabilirsiniz. Sıfırda alabilirsiniz. Zannedersem bunlar 30-35 lira. Ben çıkma aldım. Yani ucuz bir şekilde mal etmek amacımız. Şurada plastik bir boru. Bunu da sulama sistemleri malzeme satanlardan alabilirsiniz. Şöyle 10 santim kestim. Bu 8 santim, 10 santim olabilir. Şöyle bakın bu da 20 milimlik demir. Bu da bunun üzerine geçecek yani fırça. Şu bölümde de ise şu yataklı bilya dediğimiz yataklı rulman geçecek. Aynı bu gibi olacak. Şunu da şöyle yapayım ki görün. Bu şekilde olacak. Şöyle. Sistem bu. Fakat bunu almayabilirsiniz. Bunlarda bir problem olabilir. Yani ben olur demiyorum. Olabilir diyorum. Neden? Çünkü şu dönen kısım bakın. Bu sarhoş dediğimiz sarhoş bilye. Yani bu sağa sola yatıyor. Şu şekilde. Yani şöyle şöyle oynayabiliyor bu içinde. Ben oynamasın diye şöyle bir pul aldım. Tabi pulu da iç kısmı değil de dış kısmında şu yuvaya göre tornada aldırdım. Tabi biraz uğraştım. Tabi sizler biraz zor uğraşırsınız. Fakat bu tabi şöyle bakın. Biraz düşük seviyede. Dolayısıyla şuraya da şöyle hafif bir malzemeler koyup bunun üzerine de şu tablo dediğimiz saç tablayı ne yapacaksınız? Vidalayacaksınız ki bu sarhoşluk olmayacak yani. Tam 90 derece yere, 180 derece yere paralel olarak dönecek. Bu da önemli bir ayrıntı. Şu dediğimi anladınız. Ama bunu kullanmayabilirsiniz. Çünkü bunlar da pahalı bir malzeme. Bunlar büyüdükçe fiyatı da büyüyor. Peki bunu kullanmayacağız da bilyalı ne yapacağız diyeceksiniz. Buna göre, bu mile göre veya başka çaplı mile göre bir tane rulman, çıkma rulman bulacaksınız. Çıkma rulmana da tornada ona böyle bir kafes gibi bir şey yaptıracaksınız. O daha ucuza mal olur ve daha sağlıklı olur. Onu da özellikle belirteyim. Ama şimdi size pratik olarak ben bunun nasıl yapıldığını göstereceğim. Bu boruyu 6-7 milim bakın 6-7 milim tornada kestirdim ama tornada kestirmek pek sağlıklı olmadı. Ben şu gördüğünüz spiral taşlamayla kestim bazı şeylerin. Şöyle 4 tanesini bakın. Daha temiz oldu. Tornada kestirdiğim, tornada yaptırdığım bakın. Çok çapaklı, çok çirkin oldu. Bunları da tesviye etmek, bunları şey yapmak uğraştırıyor. Tabii şöyle yuvarlak eğeyle yaptım ama bayağı uğraştırdı. Tabii daha sonra bunu şöyle düzgün yapmak için bu şekilde zımparaladım. Yani şöyle gördüğünüz gibi bakın tertemiz oldu ama bayağı uğraştım. Tabi bunları yaparak zamanı uzatmak istemedim. Yani tornada
Kestirmenizi pek tavsiye etmem ama tabi düzgün kesilirse ona bir şey diyemeyeceğim. Bunlar uğraştırıyor tornada veya kendiniz isprelle keseceksiniz. Bu bölümü geçelim. Şimdi gelelim 4 tane. Buna 3 tane de yapabilirsiniz ama ben 4 tane yaptım. Neden? Çünkü bu kömürler 4 tane. Hiç olmazsa herhangi bir problem olursa bir tanesi de yedek olarak devreye girer. Şimdi şu 10 santimlik borumuz vardı. Bu 10 santimlik boruyu bakın şuralara ben 4 tane işaret koydum. Neden işaret koydum? Şu kömürleri şöyle yan yana koyarsak şu şekilde bakın. Tam bunları ortalarına işaretledim. Çünkü bu şekilde yapıştıracağım. Hatta şöyle de bir malzeme kestim. Bunu da böyle yapıştırdıktan sonra bu şekilde şöyle izah edeyim. Buraya da bunu yapıştıracağım. Hatta vidalayacağım. Yani şu şekil olacak. O saç da şu olacak şöyle. Gördüğünüz gibi bakın. Şöyle göstereyim. Yani vidalayıp aynı zamanda yapıştıracağım. O saç bu kömürleri tutan saç olacak. Bunu da size izah edeyim. Bunu kaldıralım. Şimdi şunlara da işaret koydum. Bakın şu birinci yüzük buraya kadar yaracağım. İkinci yüzüğün hizası da şuraya kadar yaracağım. Üçüncü yüzük böyle. Dördüncü yüzük böyle. Neden? Onu da özellikle söyleyeyim. Şu kablolar yüzük kabloları aşağı yukarı 40 santimlik kablo kestim. Şu kömürlere de önce ben PET'ten emekli olduğum için sarı siyahı kullandım. Bunlar da daha sonra buraya da lehim yapacağım. Size şimdi göstermek amacıyla iki tanesini lehimledim. Bu da aşağı yukarı 30 santimlik bir kabloları kestim 4 tane. Bunlar 1,5 milimlik veya 2,5 da yapabilirsiniz kalınlığa göre ama 1,5 yeterli. Şimdi bunları yarmamdaki sebep şimdi yaracağım. Çünkü kabloyu düzgünce geçirebilmek ve kabloyu geçirdikten sonra kabloyla beraber bu yüzüğü buraya geçirmek için yaracağım. Şimdi onu size hemen göstereyim kısaca. Çünkü bu önemlidir. Şu ayağı da bakın burada da var. Bu ayak 4 milim saçtır. Ve ortasına da bu 20 milimlik demir, yani yuvarlak demir. Neden 20 milimlik? Bu 25 milim. Ortasına geçecek. Onun için böyle seçtim. Ama bunu büyük de, yani kalın da yapabilirsiniz. Ama bunu kalın yaptığınız zaman boru kalın olacak. Boru kalın olduğu zaman da bu şey de kalın olacak. Hepsi birbirine, bunlar hesaplı olmalı. Onu da özellikle belirteyim. Şu içinde kalmıştı. Evet şimdi hemen şunu keseceğim. Şu yerleşim olayını size göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunları kablo kalınlığı kadar yardım. Biraz önce işaretlediğim yeri. Şimdi şöyle bilezikleri, daha doğrusu bakır yüzükleri geçirdim. Şimdi şöyle de kontrol edebilirsiniz. Ve bunları hepsini kesip yerleştirdikten sonra bakın tam buraya basacak şekilde bunun aralarını ona göre yapacaksınız. Diğer şeyi de aynı şekilde. Tabi bunu birbirine önce yapıştırın ki ondan sonra böyle düzgünce olsun. Bunları yaptıktan sonra hepsini ayarladıktan sonra yani 4 tane yüzüğü de ayarladıktan sonra şu hızlı yapıştırıcımızla veya Japon yapıştırıcımızla şuralardan kıyılarından tabi şuralara değmemek kaydıyla iç kısımlarına şöyle yapıştırabilirsiniz. Maksat kaymaması, sağlam olması açısından. Ondan sonra bunu yaptıktan sonra da buraya geçiriyorsunuz. Geçtikten sonra da tabi bunu takacaksınız ama bunu da yani saç üzerine yaptıktan sonra bunu da L şeklinde büküyorsunuz. Bakın burada. Tabi bu ayar önemli. Tam bu şeye göre. Hatta bu boru olayını da yaptıktan sonra ben şimdi tam olarak şöyle şey yapayım. Şöyle geçirdiniz diyelim.
Bu da sağ sol oynamasın diye bunun da şöyle kıyılarından az bir şekilde veya şurasından da hızlı yapıştırıcıyla yapıştırabilirsiniz bu kaymasın diye. Ben de bunu aynı şekilde bakın şuradan yapıştırdım. Yani sonuç bu şekilde olmakta. Yani önemli olan size yapım aşamasını, malzemeleri tanıttım. Tabii bunu, bu temelidir. Bunu geliştirebilirsiniz. Daha iyisini yapabilirsiniz. Torna da yapılabilir ama torna olayı tabii tornacı arkadaşlarımız kırmasın. Tabii onlar da emek harcıyorlar. Milyonlarca veya binlerce liralık makine kullanıyorlar. Tabii onlar da bedelini, ücretini alacaklar. Ama ben de böyle basit bir şekilde yapabilirsiniz düşüncesiyle sizlere yardımcı olmaya çalıştım. Bilmem anlatabildim. Anlatabildim mi? Şimdi bu yapılmış olanın şöyle size bakın üzerine yazdım. Şuraya alternatör koyacaksınız. Buraya da pervane tabii mil burada olacak. Buraya da kuyruk. Yani tabii kuyruk ne kadar olur? Pervane çapının yarı çapı kadar kuyruk olmalı. Yani normal standartta. Şu gördüğünüz 1kW 24 volt servo alternatör. Şöyle koymuş olalım. Şu şekilde. Bunu da tabii kelepçeyle tabii şu şekilde metal iki kelepçeyle bunları vidalamanız gerekir kuvvetli bir şekilde. Şu şekilde. Ve bunun üzerine de şu şekilde bir saçtan örtü yapmalısınız ki yağmurdan korusun. Çünkü yağmur daha doğrusu tabii kar da olabilir. Elektriğin düşmanı su ve ısıdır. Hem ısıdan koruması hem yağmurdan koruması için şöyle örtü. Bakın şurada da yaptığım bir küçük projede de göstereyim size. Bak, bunun üzerinde de örtü vardır. Ve bunda da gördüğünüz gibi bu ikili fırça sistemi. Yani sistem aynıdır. Yani bunda bilyalı yatak, sarhoş yatak değil. Bunda tornacı da yaptırdığım küçük rulmanlı bir yatak sistemi. Evet, yani size örnek olarak onu da göstermiş oldum. Şimdi bu şeyi alayım, alternatörü. Şöyle koyayım. Şimdi bunun üzerine ben şöyle... Yani bunu alternatör olarak düşünün. Enerji üreten